Hocana geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kümelerle alakalı biraz daha problemlerle alakalı sorular çözelim. Haydi soru çözmeye başlayalım. A kümesi B'nin alt kümesi, B kümesi C'nin alt kümesi olmak şartıyla ve bize bir şeyler vermiş olduğuna göre SC kaçtır? Kümeyi şekillendirmem lazım. Kümeyi şekillendirmek için de şurada verilen ifade benim için çok önemli. Bir A kümesi ve onu kapsayan bir B kümesi ve onu kapsayan bir C kümesi var arkadaşlar. Şu C'miş, şu B'miş, şu da'ymış. A fark B. Düşünün, A'da olacak, B'de olmayacak. Yok, sıfır eleman. O zaman B fark A 4 elemanlı oldu. Eğer B fark A 4 elemanlıysa A kümesi 10 elemanlı oldu. C fark B C'de olacak, B'de olmayacak. Yani burası 5 elemanlı. C kümesi kaç elemandır? C kümesi arkadaşlar 10 artı 4 artı 5'ten 19 elemanlı olacaktır. A ve B kümeleri aynı E evrensel kümesinin alt kümesidir. Bakın bu cümleyi gördüğünüz zaman hemen sizin şunu canlandırmanız lazım. Bir A kümesi var, bir B kümesi var ve onları kapsayan bir tane evrensel var. A fark B, A kesişim B ve B fark A ile A birleşim B'nin değili küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık çift sayılardır. A fark B eğer X ise A kesişim B X artı 2 ardışık çift sayılar. B fark A ise X artı 4'müş. Bir de A birleşim B'nin dışı şurası X artı 6'ymış. Evrensel 52 elemanlı. Evrensel burası değildir. Evrensel hepsidir. Yani hepsini toplarsanız X artı X artı 2 artı X artı 4 artı X artı 6 4x artı 12'nin 52 olması için 4x'in 40, x'in 10 olması lazım. Benden A birleşim B istiyor. Bakın benden bunu istiyor. Yani 10, 12 ve 14'ün toplamını istiyor. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? 36 olacaktır. Güzel bir soru. Şimdi A kümesi ortak özellik yöntemine gösterilmiş. X'ler öyle ki 380'den küçük pozitif tam sayılar ama 4'ün katı. A kümesini hafiften bir gösterelim. 4'ler, 8'ler, 12'ler, 384'ün zaten katıdır. Ve B kümesinin elemanlarına bakıyorum. B kümesinin elemanları 6'lar, 12'ler, 18'ler, 280. 286'nın katı mı? Değil. 6'nın katı olan sayıyı yakalayayım arkadaşlar. 280'den önceki 6'nın katı. Hem 3'ün katı olması lazım hem 2'nin katı olması lazım. 278. 278, 8, 2 daha, 17 daha, 17 olmaz. 276, 279 olmaz çünkü. 6, 2 daha, 8, 7 daha, 15. Tamam, 276'ymış. Hocam nasıl buldunuz? O sayı hem 3'ün katı olması lazım hem de 2'nin katı olması lazım arkadaşlar. 276'yı bulduk. Çünkü 276 hem çift hem gerçekten de 6'nın katı, 3'ün katı. Tamam. Bakın şimdi. Şu A kümesi olsun, şu da B kümesi olsun. Bir şey kaçırmayalım. A kesişim B. Eğer A kümesi 4'ün katıysa, eğer B kümesi 6'nın katıysa, bunların kesişimi nedir arkadaşlar? 12'nin katı olması lazım. 4 ve 6'nın katı 12'nin katı olacak. O zaman 12, 24, 36, nokta 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 12'nin katı olması lazım. 4'ün ve 3'ün katı olacak 276. Tamam. 276. Niye 380'e kadar gitmedim? Çünkü 276 onu orada kesiyor. Şimdi gelin arkadaşlar terim sayısını bulalım. A kesişim B. Kaç elemandır? Onu bulalım. Son terim 276. Eksi ilk terim bölü eksi 12. Bölü artış miktarı artı 1. O zaman biz 276'dan 12'yi çıkartacağız. 4, 6, 2, 264. 264 demek 24 kere 11 demektir. Bundan bunu çıkarttım. Bunu 12'ye böleceğiz. 22 yapar. Ve bir ekleyeceğiz 23 yapar. Demek ki şurası 23 elemanlıymış. Ne yaptım? Şurada kaç tane eleman olduğunu buldum. Son terimden ilk terimi çıkarttım. 276'dan 12 çıkarttım. 6'dan 2 4 7'den 6 264. 264'ü 12'ye böldüm. 22 bir ekledim 23. Peki A kümesi kaç elemanlı? Son terim 380. Eksi ilk terim 4. Bölü artış miktarı artı 1. O zaman ne yapar? 95 oldu arkadaşlar. 380 2'ye böldüm 190. 2'ye böldüm 95. Şurasının 95 olması için eğer 95'ten 23'ü çıkarırsam şuraya 62 tane eleman kaldığını görürüm.
Bu ne anlama gelir? 62 mi 72 mi sakin olalım 72. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? A fark B. A'da olup da B'de olmayan toplam 72 tane eleman olacakmış arkadaşlar. Şimdi A ve B evrensel kümenin alt kümeleriymiş. Şurası çok önemli. Hadi gelin ilk önce burayı bir çözelim. Arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey var. A fark B demek A kesişim B'nin değil demektir. Bu çok önemli. Bakın farkı ne yaptım? Kesişime çevirdim. O zaman A'nın değili fark B ne demektir? Bakın birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin değilini alıyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. Araya kesişim koydum. İkincinin değilini alıyorum. Birleşim. A fark B demek A kesişim B'nin değili. Evet mantıktan da hatırlayacağınız üzere bakın B'nin değili ortak. B'nin değili ve kesişim parantez açtım. A'nın değili birleşim A. B'nin değili kesişim. Arkadaşlar A ile A'nın değilini birleştirirseniz evrensel olacaktır. Kesişimi ise size küçüğü verecektir. O zaman cevap B'nin değiliymiş. Eleman sayısı karıştır. Arkadaşlar bir kümem var. Şu A kümesi. Şu B kümesi. Şu A kümesi. Şu B kümesi. Şu da benim evrenselim. Şuraya koyayım. Şimdi B kümesi 5 elemanlıymış. Eğer B kümesi 5 elemanlıysa şöyle yapalım. Şurası 5 elemanlı. Peki evrensel kaçtı? 16. O zaman evrenselin tamamı 16 ise şurası kaçtır? 11. Arkadaşlar benden B'nin değilini soruyor. Bakın B'nin değili, B'nin değili ya bu 11 derken şurası dahil tabii sadece şurası değil. B'nin değili deyince arkadaşlar sadece bakın ne geldi? 11 eleman geldi. Bu arada şu söyleyeyim. 11 sadece şurası değil. B'nin dışındakiler 11'dir. B'nin dışındakiler 11'dir. O zaman cevap ne olacaktır? 11 olacaktır. Bir tane daha sadeleşme sorusu geldi. Şimdi A'nın değili kesişim B'yi aynen yazdım. Kesişim. A fark B demek A kesişim B'nin değili demektir. Bakın hepsi kesişimse parantezleri kaldırın. A'nın değili kesişim B, kesişim A kesişim B'nin değili. Ve yerleri değiştirebiliyoruz. A kesişim A'nın değili, kesişim B kesişim B'nin değili. Bir A kümesiyle A'nın dışını kesiştirirseniz boş küme, kesişim boş küme, boş küme. Ama burada bir tane de değili var arkadaşlar. Boş kümenin değili ne olacaktır? Evrensel olacaktır. Şimdi bir küme vermiş. Şu A kümesi. Şu da B kümesi. A kesişim B'nin değil demek A fark B demektir. Şu değili içeri dağıtıyorum. A'nın değili kesişim B. Bakın gördünüz mü? A'nın değili kesişim B. Ya da B kesişim A'nın değili. A kesişim B'nin değili eğer A fark B ise B kesişim A'nın değili B fark A'dır. Yani burası alt elemanlı. Şu değili içeri dağıtıyorum. A kesişim B demektir. Yani burası kaç elemanlı? 3. Bir de benim evrenselim var. 15 elemanlı. 6, 4 daha 10. 3 daha 13. O zaman buraya kaç kaldı? 2. Çünkü evrensel hepsi demektir arkadaşlar. Şurayı kapattık. Benden A birleşim B'nin değili. A birleşim B'nin değilini soruyor. Yani bizden şuraya istiyor arkadaşlar. Cevap 2 elemanlı olacaktır. A ve B meyvelerinin en az birini kullanarak üretilen meyve sularından. A ve B meyvelerinden meyve suyu elde ediyorum. A meyvesi %63'ünde bulunuyor. Şu A meyvesinden elde edilen, şu da B meyvesinden elde edilen meyve suları olsun arkadaşlar. 33 meyve suyunda A ve B meyvelerinin her ikisi de bulunuyor. Şimdi arkadaşlar yüzdeli bir soruyla karşı karşıyaysam ben bunun tamamını 100x olarak alıyorum. Hocam evrensel var mı? En az birini kullanıyor. En az birini kullanıyor. Kullanmadı yok. Şimdi A meyvesinin %63'ünde bulunuyor. %63'ünde A meyvesi bulunuyorsa 100x'ten 63x çıkarttık. Şuraya kaç kaldı? 37x kaldı. %48'de B meyvesi bulunuyor. Eğer şurası 48x ise o zaman şuraya ne kadar kaldı? 52x. Tamam güzel. 50, 30 daha 80, 89x yaptı. O zaman buraya ne kadar kaldı? 11x kaldı. Ne yaptım? 100x'e tamamladım ben şu anda bunu. 33 meyve suyu her ikisinde de varmış arkadaşlar. O zaman 11x benim için 33'ü ifade ederse x benim için ne ifade edecek? 3'ü ifade edecek. 50, 80, 90, 100 tamam. A meyvesinin yalnızca A meyvesinin bulunduğu kaç meyve suyu vardır? Yalnızca A meyvesi o zaman cevap 52 kere 3 olan 156 olacaktır.
Güzel mi soydu? Bir kez daha söylüyorum. %50 sorularda sınıf mevcudunu ne yapıyorsunuz? 100x alıyorsunuz. Rusça ve Fransız dillerini en az birini bilenler. En az birini bilenler demek dil bilmeyen yok demektir. Elimde Rusça var ve Fransızca var. Tamam. Şimdi en az birini bilenlerin unsuru 48 kişilik grupta. Sınıf mevcudu 48'miş. İki dil bilenlerin sayısı şurası. İki dil bilenlerin sayısı Rusça bilenlerden 3 eksiktir. Rusça bilenlerden 3 eksiktir. Hocam niye oraya 3 yazdınız? Bakın Rusça bilenler x artı 3. İki dil bilenler x. Gerçekten de iki dil bilenler Rusça bilenlerden 3 eksik. Görüyor musunuz? Arada 3 fark var. Tamam, demek ki burası x ise burası 3'müş. Fransa dilini bilenlerin sayısı, Fransızca bilenlerin sayısı Rusça bilenlerin 3 katından. Şimdi Rusça bilen kaç kişi var? X artı 3. 3 katı ne yapar? 3x artı 9. 12 fazlası ne yapar? 3x artı 21. O zaman Fransızca bilen 3x artı 21'miş. 3x artı 21 olması için şurası 2x artı 21'dir. Bakın şurası 3x artı 21 yaptı çünkü. Tamam. Sınıf neydi? Sınıf 3 artı x artı 2x artı 21. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 48. O zaman ne oldu? 3x artı 24 eşittir 48 ise 3x eşittir 24 ve x kaç çıkacaktır arkadaşlar? 8 çıkacaktır. Bu grupta Rusça bilen kaç kişi vardır? Rusça bilen x artı 3'tür arkadaşlar ve x'in de 8 olduğunu biliyorsam cevap 11 olacaktır. 50 kişilik bir toplulukta Almanca bilen 14 erkek, Almanca bilmeyen 3-8 kadın vardır. Almanca bilen kadınların, bakın şimdi soruda bir kere erkekler var, kızlar var, Almanca bilenler var, Almanca bilmeyenler var. O zaman hemen pencere yöntemi kullanacağım. Şimdi grupta erkekler var, kadınlar var. Almanca bilen var, Almanca bilmeyen var. Şimdi sınıf 50 kişi, bu dursun. Almanca bilen 14 erkek. Erkek bilen kaç kişiymiş? 14. Almanca bilen 14 erkek. Bunu yazdık. Almanca bilmeyen 8 kadın. Kadın bilmeyen 8. Almanca bilmeyen 8 kadın. Bunu da yazdım. Almanca bilen kadınların sayısı. Almanca bilen kadınların sayısı şurası. Almanca bilen kadınların sayısı. Almanca bilen kadınların sayısı. Almanca bilmeyen erkeklerin. Almanca bilmeyen erkeklerin 2 katından 3 fazladır. Bakın bunu gördük. Şimdi sınıf mevcudu kaçtı? 52. 14 burada, 8 de burada, 22 burada. O zaman şunu da şunu toplamı kaç olması lazım? 30 olması lazım. 3x artı 3. Eğer 30 ise 3x eşittir 27. Ve x kaç olacaktır arkadaşlar? 9. Almanca bilen kaç kadın vardır? Almanca bilen kadın sayısı 9 kere 2 18. 3 daha 21 tane insan evladı vardır arkadaşlar. Güzel. Geçtik bir sonraki soruya. Bakın bu pencere sisteminden bir tane daha çözelim. Ki bu da bizim son sorumuz. 26 kişi bir sınıfta gözlüklü kızların sayısı, gözlüksüz erkekler, erkekler var, kızlar var, gözlükler var, gözlüksüzler var. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Kızlar var. Erkekler var. Şunlar gözlüklü olsun, şunlar da gözlüksüz olsun. Şimdi sınıf 26 kişi. Gözlüklü kızların sayısı, gözlüklü kızlar, şunlar. Gözlüklü kızların sayısı gözlüksüz erkeklerden. Bakın gözlüksüz erkekler bunlar. 6 fazla. Sen x'sen, sen x artı 6'sın. Cebe attım. Gözlüksüz kızların sayısı bunlar. İse gözlüklü erkeklerin sayısına eşittir. Bunlar birbirine eşitmiş. Y. Arkadaşlar sınıf kaç kişi? 26. O zaman 2x artı 2y artı 6 eşittir 26'dan. 2x artı 2y eşittir 20'den. X artı y 10. X artı y'yi buldum. Benden ne istiyor? Sınıfta kaç tane erkek vardır? Erkekler zaten X artı y eşittir. Yani cevap kaç olacaktır? 10 olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.